İnsanmış ya da domuz ne fark eder? Saçlarından dola, kulaklarından bağlı, doğru toprağa. Siz insanları seven ve hastalıklarınızı önemseyen Lisa'ydı. O yoksa siz de yoksunuz. What have you done? Satan! What have you done to my wife? In nomine Patris et Filii. I am Lord Dracula Tepesh. You will tell me why this thing has happened to my wife. The witch. He said Tepesh was a woman of the sciences. You took that which I love. So I will take from you everything you have. And everything you have ever been. 1 year. Castlevania serisinin baş kötüsü ata vampir Vladimir Dracula Tepeş, Lisa adında cüretkar, bilim meraklısı, humanist bir kadına aşık oldu. Kadın Dracula'nın insanlara bakış açısını yumuşattı. Lisa from Lupin. Perhaps I could help you relearn some manners. I've crossed the threshold of your home and you haven't offered me a drink or even to take my coat. What if I took a drink from you? Ta ki kilise kadını cadı ilan edip kazıkta yakana kadar. Böylelikle insanlar kendi deccalini yaratmış oldu. Vladimir Kon, Dracula Tepeşi. Not your fault, but if you can hear, they don't know what they're doing. Be better than them, please. Birinci bölüm Deccal metaforu, Dracula'nın en dokunaklı yönlerinden biri karısıyla olan ilişkisidir. İnsanlar tarafından öldürülmesi onun kafayı yemesine sebep oldu. Dracula'nın karanlığa inişi böylece başlamış oldu. Tek hedefi insan ırkını yok etmek haline geldi. Planı soykırımdı. Karısının ölümü insanlıkla olan son bağlantısının da kaybını temsil eder. Ve onun ne pahasına olursa olsun intikam almaya yeter. Ancak karısının ölümü onu nihilizmin pençesine de sürükler. İnsan ırkını tamamen yok etmek gibi aşırı bir ideolojiyi benimser. Dracula karısına olan sevgisi, insanla olan nefreti ve kendi iç kargaşası arasında kalan karmaşık ve trajik bir figürdür. For my love, kill for the only true love I ever knew. Kill for the endless lifetime of hate before me. İkinci bölüm klasik vampir figürü. Dracula uzun boyludur, aristokrattır, bir lord ve komutandır. Sırtından aşağı süzülen kara pelerini görünüşüne bir drama ve gizem duygusu katar. Uzun dalgalı saçları ve sakalları aristokrat ve bilgelik soyuna vurgudur aslında. Sivri kulakları insanlık dışı doğasını daha da belirgin hale getirmek içindir. Bu onu sıradan ölümlerden ayırır. Dracula'nın burnu çengelli bir yapıdadır ve kemerlidir. Bu burun yapısı onun kötü ve uğursuz doğasını vurgular. Uhrevi görünümünü daha da güçlendiren uzun bir yüzü vardır. Tüm bu unsurlar edebi kökenlerini ve ikonik sinematik vampir Dracula'yı oluşturan bileşenlerdir. I've known you 2 minutes and you offer for me to walk the earth like an ordinary peasant while I give you the knowledge of immortals. Üçüncü bölüm Hitler bağlantısı. Karısının Eflak halkı tarafından öldürülmesi onun intikam arzusuna bir nebze empati kurmamızı sağlar. Ancak onun kederi insanlığın tamamen yok olma arzusuna dönüşür. İşte burada Hitler yönü devreye giriyor. Dracula'nın acısı anlaşılabilir olsa da tüm insanları yok etme planı aşırı ve nihayetinde haksız olarak tasvir edilir. Elbette bu romantik bakış açısıyla kabul edilebilir gelebilir. Ancak realist çerçevede tüm insanlığı yok etme ideası uçarıdır. I gave him while I assembled my armies, and now I bring your death. You have your chance. Dördüncü bölüm kişilik portresi. Dracula karmaşık ve çoğu zaman eziyet çeken doğasını yansıtan bir derinliğe sahiptir. Bunun sebebi öncelikle trajik kökenlerinde yatar. Onun geçmişi belirsiz olsa da acı ve kayıplarla doludur. Vampire dönüşüm evresi, sevgili karısı Lisa'nın onu büyücülük veya sapkınlıkla suçlayan insanların elinde ölümü, nice savaş ve yıkımlar onu bugünkü Dracula yapan bileşenlerdir. Dracula'nın insanlığa olan nefreti serinin ana temasını oluşturur. İnsanları bir parazit olarak görür. Burada tanrı kompleksine
içine dokunuşlar görürüz. Sadist eğilimlere sahiptir. İnsanların çektiği acı ve yıkımdan keyif alıyor gibidir. Sadist eğilimleri işkence ve infaz yöntemlerinin yanı sıra düşmanlarını eziyet etmek için ayrıntılı planlar düzenleme tutkusunda daha da belirgindir. Eylemlerin ağırlığı ve seçimlerinin sonuçlarıyla boğuştuğu zamanlarda iç gözlenmeye pişmanlık anları sergileyebiliyor. Bu anlar onu bir dereceye kadar insanlaştırsa da en nihayetinde Dracula, Dracula'dır. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. 5. bölüm otorite manyağı. Dracula'nın yöntemlerini sorgulayanlara, saygısızlık edenlere, itaatsizliğe tahammülü yoktur. Tebaasından mutlak sadakat ve itaat bekler. Otoritesine yönelik herhangi bir meydan okuma hızlı ve ciddi sonuçlarla karşılanır. Carmilla, Dracula'nın karısı Lisa Tepes'i neden bir vampire dönüştürmediğini sorduğunda Dracula'nın onu bir evcil hayvan olarak tutmak istemiş olabileceğini varsayar. Ancak bu bir yanılgıdır. Dracula Lisa'yı derinden sevdi. Lisa'yı dönüştürmemesinin sebebi insanlığın kendisini temsil etmesiydi. Lisa insanlıkla olan tek bağlantıydı. Maybe I can teach you to like people again. Or at least tolerate them. Or stop putting them on sticks. I gave that up a long time ago. 6. bölüm iki yönlü sevgisizlik. Dracula insanlardan nefret etse de vampir ırkına da pek saygı duymaz. Onları da bir nebze kan emici asalaklar olarak görür. Kendi ırkını da küçümser. Onları fırsatçı ve bencil olarak görür. Tüm vampirlerin efendisi olmasına rağmen Dracula kendi türüne derin bir güvensizlik besler.
7. bölüm zikzaklı plan anlayışı. Dracula'nın bir soykırım amacı vardır ancak o bu fikre öyle körü körüne bağlı değildir. Dracula'nın eylemleri depresyonun ve nihilizmin etkisiyle rastgelelik gösterir. Karısı hayattayken ona gerçekten aşıktı. Dünya görüşünü olumlu bir şekilde yeniden şekillendirdi. Dracula da kederden etrafındaki her şeyi yok eden bir adamın psikolojisini görürüz. Dağılmıştır, kendinde değildir. Oğlu Alucard'la olan savaşında ne yaptığını, nelere sebep olduğunu anlar. Nasıl bir canavara dönüştürür. Dönüştüğünün farkına varır. Bu farkındalık onda anlık bir zihinsel çöküntü yaşatır ve oğlunun onu öldürmesine izin verir. Sen. 8. bölüm Dracula baş üçlünün muadilidir. 1. Belmont. Her ikisi de kara büyüyle bağları olan ve insanlıkla çatışma halinde olan soylu bireylerdir. 2. Belnades. Belnades ve Dracula ateşi kontrol etme yeteneğine sahip güçlü büyü kullanıcılarıdır. 3. Alucard. Alucard'ın Dracula ile ilişkisi Dracula'nın oğlu olduğu ve onunla trajik bir geçmişi paylaştığı için belki de en karmaşık olanıdır. Her ikisi de insanlığın elinde acı çeken, önyargı ve cehalet nedeniyle sevdiklerini kaybeden vampirlerdir. Dokuzuncu bölüm ironik insan sevgisi. Dracula'nın Lisa ve Isaac'le olan ilişkilerinde insanlığı genel olarak küçümsediği göz önüne alındığında bir ironi vardır. Lisa karanlık doğasına rağmen içindeki iyiliği gören, genellikle şefkatli ve iyi kalpli bir insandır. Isaac ise ilginç bir vakadır. Şeytani yaratıklar yaratma yeteneğine sahip bir demirci olarak işe başlar. Zamanla Dracula'ya derin bir sadakat besler. Onu bir akıl hocası ve baba figürü olarak görür. Dracula'nın tüm insanlığı yok etme planıyla en sevdiği kişilerin yine insan olması ironiktir. Bu ilişki yapısı Dracula'nın dünyasına sadakat, ihanet ve affediciliğin inceliklerini sergiler. Bugün Castlevania serisinden Dracula'nın analizini yaptık. Onun psikolojik yönlerini inceledik. Böyle içeriklerin devamı için katıl üyeliğiyle destek olabilirsin. Sevgiler, kendine iyi bak.